Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kısmı önemliydi. Bu kısım olmadan önce başvuramıyordunuz. Şimdi ayrıntıları var bakalım. Emeklilikte yaşa takılan milyonlar bekliyordu bu kanun teklifini. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmişti. Kanun resmi gazetede de yayınlandı, yürürlüğe girdi. Düzenlemede yaş sınırı yer almıyor. Onun özellikle kalın kalın altını çizelim. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Şartları uyan ve emekli olmak isteyenler E-Devlet ya da SGK il müdürlükleri üstünden başvuru yapabilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar, işte bu düzenlemeden faydalanacak olan vatandaşlar Mart ayı içinde dilekçelerini verecek. Nisan ayında ise ilk emekli maaşlarını alabilecekler. Efendim, milyonların merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar yasası artık meclisten geçti. İş tamamlandı. EYT'nin çıkması için büyük çaba sarf eden dernekler var. O derneklere biz de çok büyük destek verdik. Birlikte el ele kol kola yürüdük. Bu konuda tevazu göstermeyeceğiz. O derneklere de gerçekten müthiş bir direnişle bunu yaptıkları için tebriklerimi tekrar gönderiyorum. Bu düzenlemenin mecliste kabulüyle dernekleri son durumu nedir bakalım. Tüm zorluklara, haksız itham ve algılara rağmen büyük bir inançla, azimle ve kararlılıkla haklarımızın iadesi için mücadele ettik. Yıllardır uğraşıyorlardı. Eylem yaptılar, sosyal medyada mesai harcadılar, haklarını alabilmek için canla başla uğraştılar. Bu emekleri karşılık buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi 395 oyla kabul edildi ve yasalaştı. Kanunun yasalaşmasıyla birlikte Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği feshedildi. Genel kurulumuzun oy birliği ile almış olduğu karar neticesinde Çanakkale Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği fesih ve tasfiye işlemlerini tamamlamış ve fesih edilmiştir. Bu başarının da ayrıca haklı gururu ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Akabinde resmi gazetede onaylandıktan sonra başvurular başlayacak. Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu Cumhuriyet Halk Partili Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan için toplandı. Komisyon iki vekilin milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılması yönünde karar verdi. Nihai kararsa Meclis Genel Kurulu'nda alınacak. Hem Ali Mahir Başarır'la ilgili hem de Lütfü Türkkan'la ilgili dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki teklifimizi genel kurula yarın itibariyle sunacağız. Oy birliği. Oy birliği. Evet. Meclis Adalet ve Anayasa Komisyonu kararını verdi. İYİ Partili Lütfü Türkkan'la CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıkları kaldırılsın dedi. Bizim iş çözümümüz gereğince de bunların süresi bir ay içerisinde bunun sonuçlandırılması gereken bir süreç olduğu için bugün 2 Mart itibariyle de bir aylık süre doluyordu. Karma komisyon AK Parti ve MHP'li üyelerle toplandı. Muhalefet toplantıya katılmadı. CHP'li Başarır'la İYİ Partili Türkkan da savunma yapmadı. Biz bu konuyla ilgili yargılamanın önünü açıyoruz. Asıl olan milletin huzurunda milletvekillerinin de kendileriyle ilgili konularda mahkeme içerisinde değerlendirmeleri. Komisyonda iki vekilin de dokunulmazlığının kaldırılması kararı alındı. Bundan sonraki süreçte ise karma komisyon bir rapor hazırlayacak. O rapor genel kurula gönderilecek. Genel kurulda yapılacak oylamayla iki vekilin dokunulmazlığı hakkında nihai karar verilecek. Bu konudaki yetki genel kurumdadır. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit yakınına hakaret ettiği iddiasıyla CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında da yargılamaya müdahale ettiği gerekçesiyle fezleke düzenlenmişti.